Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir fark hesabı, bir diğer tanıma göre varyans hesabı arkadaşlar nasıl yapılır onunla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Tabi hatırlatayım, bu varyans istatistiksel anlamda standart sapması, o varyans değil. Hani varyans bir fark anlamına geliyor. Hani belki yabancı firmalarda öyle bir terim de var ama sonuçta farkı bulacağız. İki ay, iki değer, iki sütun, neyse iki satır arasında. Şimdi burada hep kullandığımız böyle verilerimiz var biliyorsunuz. Ocak'la Şubat arasındaki farkı bulalım. Bunu mutlak olarak bulabiliriz ve bunu yüzde olarak bulabiliriz arkadaşlar. Ve genel formülümüz de bu. Eski değer, yeni değer eksi, eski değer bölü eski değer şeklinde. Tabii mutlak fark da yeni değer eski, yani buradaki Şubat daha yeni değer. Ve bunu buna fark ederek bulmuş oluyorum. Yani farkımız eksi 22 bin lira. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi toplamları bulunmamış. Onu da alayım. Benim bugün kontrol M tuşum çalışmama durumunda. Ben de böyle alayım. Çekeyim. Virgüllerini koyayım. Şimdi evet, bu 22 bin lira fark var. Yani düşmüş anlamında. Yüzde olarak yaptığımızda da arkadaşlar açıyoruz parantezi, yeni değer, eksi, eksi, eski değer, bölü, eski değer şeklinde yapıyoruz. Tabii yüzdeler için yüzde işareti, Ctrl Shift 5'i de kullanabilirsiniz. Yüzdeye istediğiniz kadar kaydırma işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde yüzde olarak gösterebilirsiniz. Eşit orantılı bir simgeleme isterseniz yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Tabi burada şunu koyarsanız işin içinde toplamı koymadan yapalım. Anlamı olsun belki daha doğru. Bu şekilde simge kümelerinden de bunları koyabiliriz. Ya bu ne yapmış oldu? En küçüğü en büyüğü 3 bölüme bölerek bunlar dip %33'te, bunlar da üst %33'te artanlar ve azalanlar şeklinde olduğunu gördük arkadaşlar. Demek ki böyle bir arkadaşlar fark hesabı, oran hesabı yapılabilmekte. Tabii bir diğer şey de karşımıza hedefle olan karşılaştırma olarak çıkabilir. Diyelim ki bizim hedefimiz vardı efendim 200 bin liraydı. Ondan sonra ve hedefimiz vardı, o hedefini tutturmuş olsun, 20 bin liraydı diyelim buralarda. Atmasyon, tutmasyon rakamlarımız, koma virgül stilini koyalım. Hedefi karşılamaya yönelik de bir oran, fark bulunabilir. Yani benim hedeften farkım nedir? Burada da arkadaşlar ne yapacağız? Gerçek değer eksi hedef şeklinde, çünkü hedeften fazlalık var, burada da görmüş olduğunuz gibi 36 bin lira hedefi aşmış durumda. Aynı şekilde baktığımızda hedefin altında kalmış durumdalar. Peki oran olarak nedir bunlar derseniz, yine aynı mantık, bunları bu sefer farkı yine hedefe bölerek bulabiliriz diye düşünüyorum. Bölelim. 36 bin lirayı, doğru bilmiyorum, yüzdeye de çevirelim. Yok, hedefi aştık bir anlamda. Tamam, buradaki farkı şöyle bulacağız. Bu mutlak fark dursun. Burada direkt böleceğiz. Öyle bir yeni eski değer mantığı yok. Bunu buna böleceğiz arkadaşlar. Çünkü hedefle direkt karşılaştırıyoruz. %118, bunlarda da yani bir anlamda hedef farkı bir de hedef karşılama oranı gibi bir şey oldu. Oranı gibi bir şey oldu. %58'in %40. Yani dediğim gibi burada arkadaşlar sektöre göre, alan bilgimize göre farklı aritmetikler yapılabilir. Ama fark demek bir şeyler olan açığımız, artı veya eksi farkı bulmaktır. Aynı şekilde onu oranlamaktır. Eğer eski değer yeni değer mantığı varsa, burada hani Ocak ve Şubat arasında karşılaştırma, o zaman bu formülü uygulayabiliriz. Çok tipik bir formül arkadaşlar.
Ama diğer türde ben hedefimin ne kadarını yaptım diye sorarsanız hedefinizin %58'ini yapmışsınız diyebileceğiniz direkt bir bölme işlemini de yapabiliriz. Farklı farklı dediğim gibi hesaplamalar, farklı farklı arkadaşlar yöntemler izlenebilir. Evet arkadaşlar, sizlere fark belki bir yer bir terminolojide varyansla ilgili bir hesaplama yaptım ama tekrar uyarıyorum. Bu varyans istatistiksel anlamdaki varyans değil. Orada standart sapmanın karesi ayrı bir varyans. Bakarsınız istatistikte de çok videomuz var. Kullanıyoruz bunları da. Buradaki varyans hani o tür proje yönetiminde de vardır. Hani varyansı işte hedefleriyle proje planlamadan sapmaya da varyans diye çok kullanılır. Bu bir klasik iş terminolojisi arkadaşlar. Ama sonuçta farkı hesaplıyoruz. Bu şekilde değişik göstermeler söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.